İyi akşamlar, hatta iyi geceler dileriz. Habertürk'ten Dünya'nın İşlerini izliyorsunuz. Ben Afşin Yurdakul. Biz bu akşam yine dış gündemin öne çıkan başlıklarını ele alacağız. Türkiye'ye uzun süredir Türkiye'de yoğun bir diplomasi trafiği var. Uçaklar iniyor kalkıyor. Önemli devlet adamları gelip gidiyorlar. Biden'ı ağırladı Türkiye. Putin'i ağırladı. Papa'yı ağırladı. Biz o ziyaretlerden ikisine bakacağız. İkisinin detayına bakacağız bu akşam. Papa ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinin alt metinlerini anlamaya çalışacağız. Çünkü İki ziyaretin de farklı anlamlarda önemli mesajları olduğu, Papa ziyaretinde manevi mesajlar vardı. Kiliselerin ilişkisi, Katolik ve Ortodoks dünyası ilişkileriyle ilgili olarak. Onun dışında Papa'nın bölge realitelerine yönelik de mesajları olduğu, ele alacağız onları. Putin'in ziyaretinde ise haliyle çoğunuz doğalgaza gelecek indirimi konuştunuz. Çünkü ceplere yansıyacak olan o, ama büyük bir şey daha oluyor Türkiye çevresinde. Rusya'nın atmak istediği bir adımla, o da Güney Akım projesi. İptali. Nedir Güney Akım projesi? Neden önemlidir? Neden Avrupa bu konuyu kara kara düşünmektedir? Putin'in açıklamasından sonra biraz onları ele almak istiyoruz. Sonra da en sonunda Suriye'ye bir uğrayacağız. Çünkü önemli gelişmeler var yine Suriye sınırında. Takip etmişsinizdir Amerikan basınında. Haberler çıkıyor. Resmi kaynaklar yalanlasa da ya da daha o noktada değiliz dese de güvenli bölge kurulmasına yönelik açıklamalar, haberler var gündemde. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelen Dışişleri Bakanları ayrıca IŞİD'le ilgili ne kadar yol kat etti onu konuştular. Detaylarına bakacağız yine. Suriye'de IŞİD'e karşı neler yapıyor uluslararası toplum, ele almaya çalışacağız. Kimlerle konuşacağız hemen onu da anons etmek istiyorum. Bu akşam bizimle birlikte Profesör Doktor Kenan Gürsoy var, Vatikan Büyükelçisi kendisi. Eski Vatikan Büyükelçisi. Diğer konuklarımı, her hafta benimle olan konuklarımı sona bırakayım ama Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte. Kadir Has Üniversitesi Rektörü, Suli Özel gazete Habertürk yazarı ve Profesör Doktor Mensur Akgün Kültür Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Bahsettiğim konuları konuşacağız. Bu akşam başlıyoruz Dünya'nın İşleri'de. Peki Papa'nın ziyareti ilk başlığımız, Kenan Bey sizinle başlayalım. Çok heyecanla ilgiyle izledi Türkiye. Muhabirler Papa'nın peşinden koştular. Her adımı takip edildi. Ziyaretleri takip edildi. Mesajları takip edildi. Önce siz bize bir anlatır mısınız? Mensur Akgün'e döneceğim genel yorumlar için, genel mesajlar için, ama önce Kenan Bey'den alalım. Özellikle kiliseler arası, Ortodoks ve Katolik dünyası arasındaki ilişkiler açısından bu ziyaretin anlamı neydi? Siz önce bize bunu anlatır mısınız? Sonra da size dönelim, genel mesajları siz yorumlayın bize. Şimdi bir yanlış anlamayı da telafi etmek istiyorum doğrusu burada. Türkiye sanki sadece Ortodoks dünyasıyla bir ilişkinin pekiştirilmesi için Papa'nın ziyaretinin gerçekleştiğini düşünüyor. Doğrudur, Sayın Bartolomeos'un bu noktada bir daveti Papa'ya oldu. Fakat biz ilkbaharda, hatta belki daha da önce, sayın bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bu daveti yaptığını bir kere hatırlatalım. Onlar buna müspet cevap verdiler, fakat tarih belli değildi. Sayın Bartolomeos'un daveti, ayrıca daha sonradan olan daveti de bunu tarih bakımından da belirlememize yardımcı oldu. Yine bir önceki Cumhurbaşkanımızın ayrılışı, yeni Cumhurbaşkanımızın yeni görevini alması Ağustos ayının sonunu buldu. Biraz gecikti çünkü bu seyahatler umumiyetle 6 ay öncesinden tertip ediliyor Vatikan'da. Neyse 3 ay olmadan da bu seyahat gerçekleşti ve planifikasyon da doğru, güzel yapıldı. Şimdi böyle bakıldığı zaman biliyorsunuz 1000 yıldan beri Ortodoks dünyasıyla ya da Fener Vatikanesiyle özellikle en yüksek anlamda Vatikan arasında bir ihtilaf var. Bu ihtilafın elbette siyasi nedenleri var. İki dünyanın doğu ve batı olarak ayrılmış olması o zaman da söz konusu idi. Sonra Osmanlı himayesiyle bütünleşen bir Ortodoks dünyasında da bu ayrılık devam etti. İkinci Vatikan Konsili'nden sonraki 1966 yılları, 60 yıllarındadır
yeniden Ortodoks dünyasına bir açılım süreci Vatikan açısından başladı. Ve bütün diğer dinlere açıldığı gibi, onları bir tür tanıdığı gibi Vatikan'ın, kutsal makamın, kendilerini bu şekilde adlandırıyorlar. Ortodoks dünyası da başat olarak, belli başlı ana yerlerden bir tanesi olarak, belki de ana yer olarak bu açılımın, bu dostluk alışverişinin yeri oldu, hedefi oldu. İlk görüşme 50 sene önce 2. Vatikan Konseyi'nin sonuna doğru oldu. Ve bu daha sonraki yıllarda 4 papanın da ziyareti çerçevesinde burada pekiştirildi. Biliyorsunuz 2. Jean Paul'un gelişinde de, bir önceki papa 16. Benedikt'in gelişinde de, bu sefer de Vatikani ziyaret ve 30 Kasım'da burada gerçekleştirilen Saint Andrea, Aziz Andrea'ya ilişkin gün beraberce kutlandı. Bu önemli mi? Bu Vatikan için önemlidir. İki cemaatin, iki kurumun birbirlerine yaklaşması önemlidir. Bir bakanlık tarafından dinler arası diyalog yönetildiği gibi, ayrıca yine bakanlık seviyesinde gördüğümüz Hristiyanlığın Birliği Bakanlığı da vardır. Benim gözlemlediğim ya da bizlerin gözlemlediği kadarıyla Hristiyanlığın Birliği Bakanlığı'nın en önemli konularından bir tanesi Ortodoks dünyasıyla bu uzlaşmaya, dostluk alışverişine varmasıdır. Ve çok gelip gitmelerde bu noktada olduğunu müşahede ediyorum, ettim. Sayın Bartolomeos hem şahsiyeti itibariyle hem de işgal etmekte olduğu makam itibariyle Vatikan'da çok iyi ağırlanır, pekala itibar görür. Bundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilciliği olarak bizler de hoşnutuz. Bir önceki papa zamanında, ki ben yine oradaydım, bu papa zamanında da en önemli mevkide oturtulur, tutulur. Ama kiliseler dediğimiz zaman Türkiye'de yanlış bir algı da var. Sanki bütün bir Ortodoks dünyasıyla aynı alışverişi Sayın Bartolomeos üzerinden yapacakmış gibi bir algı var. Halbuki bu Ortodoks kiliselerinin otosefal olduklarını, yani kendi başına olduklarını ve Patrikhanenin, Fener Patrikhanesinin ökümenikliğini söz konusu ise ancak eşitler arasında birinci olmak suretiyle bir önceliği olduğunu fark edelim. Dolayısıyla bir kilise birleşmesi, Vatikan'ın temsil ettiği Vatikan olan Katolik alemiyle Ortodoks aleminin birleşmesinden söz edilmiyor. Sadece birlikte yol almadan, birlikte iş görmeden, birbirine destek olmadan, dünya politikalarına bakarken müşterek bir takım kararlar almadan bahsediliyor. Eğer böyle bir birleşme söz konusu olsaydı, önce Ortodoks aleminin kendi içinde birleşmesinin birinci sorun olarak ele alınması gerekirdi. Aksi takdirde böyle bir birleşme, Fener Patrikhanesi'nin Katoliklik devrine kendi kimliğinden vazgeçmesi söz konusu olacaktı, ki böyle bir şey yok. Birlikte, dostluk alışverişi içinde, müşterek problemler karşısında, şimdi birlikte hareket edelim değerlendirmesi var. İki tarafında birbirlerine çok saygı duyduklarını hep gözlemledik. Bu aynı zamanda sadece dini değil, siyasi görüşler bakımından da destektir. Felsefi görüşleri bakımından da ayrıca destektir diye düşünüyorum. Yani birbirlerine yönelik adım atmaları açısından. Evet, bu devam eden bir süreçtir. Ve çok uzun yıllarda alacaktır. Sadece teolojik değil. Fakat iki cemaatin, iki kurumun böyle bir birliktelik arayışı var. Özellikle o kare çok konuşulduğu için ben sizden duymak istemişim bu bölümü. Hani o takkeden öpme ve kutsama anı, o çok tartışılmıştı. Sonra mütevazi bir insan biliyorsunuz Papa, bütün sadeliğiyle, yaklaşımlarıyla. Evet, 500 otel tercih etmemesi vesaire. Aynı seviyede Sayın Bartolomeos da çok sempatik bir insandır. Yani dıştaki imajı da onun budur. Şimdi dıştaki imaj dediniz, oradan dış konulara geliverelim çünkü Mensur Hakkı'na dönelim o noktada. Sadece kiliseler arası ilişki değil tabii, birçok mesajı oldu Papa'nın. Evet. Şimdi
Türkiye ziyareti, Türkiye'nin sınır ülkeleri Irak ve Suriye'de yaşananlar, hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da Hristiyan toplumların tecrübeleri, onun dışında Orta Doğu'daki savaşlar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine kadar çok mesajı oldu. Öne çıkanları biz sizin değerlendirmenizi isteyelim o zaman. İslamofobi de bunların içerisindeydi tabii, hatta o açıdan sadece iki kilise ilişkisi değil, İslam dünyası ve Hristiyan dünyası arasındaki ilişkiler açısından da ziyaret önemliydi. Size soralım. Öne çıkan mesajları. Şimdi Kenan Bey, her ne kadar bu ziyaretin çok önceden planlandığını ve sen öngörüldüğünü. Yani Gül'ün davetiyle gerçekleştiğini ve aslında kiliseler arasında diyaloğun da bu uzun süreli bir sürecin parçası olduğunu söylemiş olsa da, siyasi açıdan bakıldığında bu ziyaretin şu anda yapılmasının sembolik önemi çok büyük. Çünkü birincisi Ukrayna meselesi yüzünden o İstanbul ziyaretiyle doğrudan bağlantılı olan bir şey. Çünkü yani kiliseler arasındaki rekabet, Ortodoks kiliselerin arasındaki rekabet, sanıyorum siz bunu belki daha detaylı olarak açıklayacaksınızdır daha sonraki turda, ama Moskova Kilisesi ile İstanbul Kilisesi arasında Ukrayna üzerindeki rekabet ve şu anda var olan siyasi gerilim düşündüğü zaman İstanbul'a gelmesi ve Sayın Bartolomeos'la görüşmesi onun gücünü arttıracak, pekiştirecek bir samimiyet içerisinde olması bence çok önemli. Kendi başına sembolik bir değer taşıyor ve sadece Türkiye açısından değil, dünya siyaset açısından da önemli bir mesaj içeriyor. İkincisi, Türkiye'ye gelmesi başlı başına önemli. Ankara'yı ziyaret etmesi önemli. Çünkü Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği konusundaki kaygıların dünyada dillendirildiği bir ortamda, Türkiye'nin özellikle yalnız kaldığının söylendiği bir ortamda, Katolik dünyasının ruhani liderinin burada var olması, gelmesi ve Türkiye siyasilerle, özellikle de benim altını çizmek istediğim Diyanet İşleri Başkanı'yla birlikte oturup konuşması ve o diyaloğun dünyada yankı bulması ve kendisinin de bu diyaloğu sevdiğini söylemiş olması, ifade etmesi bence son derece önemli. Ve medeniyetler çatışmasının olabileceği, IŞİD tehdidinin var olduğu bir dünyada, İslamofobinin özellikle Batı'da bu kadar çok ortaya çıkmış olduğu bir dünyada bence bu ziyaretin önemi birkaç kat artıyor. Yani planlandığı dönemden yahut da görüldüğü dönemden çok daha fazla bir öneme gibi olmayayım. Fakat buyurun. Batı basınında algılanışı ya da Orta Doğu basınında algılanışı da belki ilk fonksiyon itibariyle bunun önemini İstanbul Patrikhanesi ve Vatikan şeklinde düşünmüş olabiliriz, ama oradaki, buradaki algılanmalar itibariyle sizin de ifade ettiğiniz şekilde bir Müslüman ülkeye ve çok başat bir rol oynayan Müslüman ülkeye gelmiş olması, evet, bakımından Papa'nın algılandı. Ve özellikle hemen Papa'nın ziyaretinin bitiminden sonra başlayan yazılarda gözlemlediğimiz kadarıyla da, mesela Diyanet İşleri Başkanı ile konuşması, Diyanet İşleri Başkanı'nın mesajı, buradayken kendisine refakat eden ve bakan seviyesindeki şahsiyetlerin, kardinallerin değerlendirmeleri de bu doğrultuda. Diyanet İşleri Başkanı'nın mesajının çok, çok olumlu de, bir mesaj bütün, olması ve ziyaret. Bir tarafta diyalog karşısında ne düşünüyor Türkiye diye dünyada sorular varken ve henüz çok faal bir diyaloğa resmi anlamda başlamamışken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vatikan arasında çok faal bir diyalog yok iken, Diyanet İşleri Başkanımızın aktif bir diyaloğa geçilmesi, yani sadece sözde değil, sadece teolojik değil, dünya problemleri karşısında dünya barışı için aktif bir enerjik bir politikaya geçilmesi, bir işbirliğine geçilmesi mesajı tekrarda iyi algılanmıştır. Evet. Ve Sultanahmet görüntüleri de son derece güzel aldı. Evet, ya gerçekten öyle. Yani Sultanahmet'teki dünyaya yansıyan, evet, sembolizm de bence çok çok önemli. Çok önemli. Yani dünya siyaseti açısından önemliydi. Sadece Türkiye'nin imajı, Türkiye'nin yumuşak gücünün artması anlamında değil, ama dünya siyasetinin bir ferahlık fotoğrafı. Kesinlikle yani öyle. Yani çok zamanın denk gelen iyi bir ziyaret çok oldu bu. Papa'nın ziyareti. Şimdi Solyozen'in hararetli yorumlarını da merak ediyorum bu konuda, o sebeple döneyim. Bir reel sonucu ne zaman ya da herhangi bir reel sonuç, direkt sonuç görebilmek mümkün olabilir mi bu kadar karmaşık bir coğrafyada? Barışçı mesajlar veriliyor ve bunların sembolik önemi hayli.
yüksek belki ama bir taraftan da hem etnik hem dini dinamikler çok birbirine karışmış, kızışmış durumda. Nasıl bir etkisi olur bu mesajların? Bu mesajların kayda geçmiş olmak gibi bir etkisi olur en başta. Meraklıları buna bakarlar, çok olumlu bulurlar. Bu da kendi başına kötü bir şey değil. Yalnız ben bu papanın tabii kendine göre çok da yaşlı bir papa değil mi? 77 yaşında. Hayır, bir papa olmak bakımından değil. Yani genç bir papa olarak ama mesela Jean Paul seçildiği zaman hayli gençti. Şimdi 77 yaşında. Ama giden papanın seçilmiş daha yukarı bir yaş. Şimdi bu papanın tabii kendi asıl Katolik kilisesiyle ilgili önemli bir gündemi var değil mi? Çok hırpalanmış bir Katolik kilisesi devraldı. İki bakımdan çok hırpalanmış bir Katolik kilisesi devraldı. Bir, finansal skandallara çok bulaşmış bir Katolik kilisesi. İki, cinsel skandallara çok bulaşmış bir Katolik kilisesi ve hakikaten şahsiyetiyle bu büyük çalkantı döneminde suları durutmayı benim izleyebildiğim kadarıyla becerdi. Buraya yapmış olduğu ve en azından Fener Patrikhanesi ile Katolik kilisesini barıştırma amacı da ya da barıştırma amacı da güden ziyaret zaten çok uzun zamandan beri sürmekte olan bir sürecin devam. Kenan Bey de söyledi zaten. Burada tabii Ortodokslar arası mücadele herhalde çok daha sert onların arasında. Kim neyi temsil ediyor filan meselesi öyle ama Mensur'a da katılıyorum tabii. Diyanet İşleri Başkanımızla yapmış olduğu görüşme ve orada yapılmış olan mesajlarda kendi başına büyük önem taşıyor. Şimdi bunlardan şöyle diyeyim. Şimdi bizim işimiz laf üretmek olduğu için güzel laf üretildiği zaman çok seviniyoruz da kafa kesen ışıkçıların filan bunları pek dinlemeye vakti olduğunu, vakit ayırdıklarını sanmıyorum. Benzer şekilde Avrupa'da ya da başka yerlerde Müslüman olan herkesi gördükleri zaman böyle tüyleri diken diken olanların da bunlara pek dikkat ettiğini filan sanmıyorum ama kurumsal olarak bu tavırların konmuş olması, bu pozisyonların konmuş olmasının gene de küçümsenmeyecek bir şey olduğu kanaatindeyim. Bir de şu son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu daha önce de galiba geçti bizim tartışmalarda bu. Yani bu Amerikan dış politikasının Irak Savaşı'yla yarattığı en büyük sonuçlardan birisi kendini yeniden doğmuş Hristiyan diye tanımlamış bir başkanın yaptığı iş sonucunda Orta Doğu Hristiyan topluluğunun Irak'ta yok olmasıdır. Ve Suriye'deki de biraz daha devam edecek olursa onun da geleceği çok da parlak gözükmüyor. ve Lübnan üzerinde de yani her şeye rağmen Hristiyanların %30'lara varan bir varlığı olan Lübnan'da da bu gelen Suriyeli göçmenler vesaire nedeniyle demografik denge değişti. Orası da çok kırılgan bir. Niye önemli derseniz Hristiyanların Arap toplumu içindeki oranı çok yüksek değil belki ama dengeyi onlar sağlıyorlardı. Hristiyan Arapları çektiğiniz zaman geriye mezhep kavgası kalıyor. En azından şu ana kadar yaşananlarda bunu gördük. Dolayısıyla bu kiliselerin o konularda da kaygıları olduğunu varsayıyorum. Her halbekarda bence iyi bir iş başarıldı. Doğru ve güzel mesajlar verildi. Gerisinin ne olacağını da göreceğiz. Yalnız benim anladığım bütün papaların Türkiye ziyaretleri de hep bu Aziz Andreas yortusuna denk geliyor. Yani devlet ne zaman daveti göndermiş olursa olsun. Nasıl belirlenir o tarih? Siz onu bize bir açıklar mısınız? Diplomatik perspektiften bir duyalım. Çünkü hep söylenir bu. Efendim işte bu ziyaret zaten çok uzun süredir planlanıyordu. Şimdi denk geldi ama nedense o denk geldiği zaman da öyle sembolik olur ki inanmakta zorlanırsınız. Yani, nasıl ayarlanır o tarihler? Eğer böyle bir davet söz konusu ve bu davetin de bir şekilde kabul edildiğini biliyoruz. Fakat zaman belirlemeyelim demişler. Daha sonradan Filistin barışı ile alakalı olarak Sayın Bartomeus geldiklerinde sanıyorum bir görüşme sırasında bu tarihte olması uygun olur şeklinde de bir değerlendirmeleri olmuş olabilir. Yani nida işareti. Bir şey söylemek istiyorum. Çok haklı Soli Bey. Fevkalade güç bir dönemden geçiyor kilise. O kadar güç ki tarihte ikinci defa ki birincisi 13. yüzyılın sonundadır. Bir papa kendisini isteyerek iradi olarak emekliye ayırmak mecburiyetinde kalıyor. Fevkalade yüksek seviyede sıkıntı yaratan problemler var. Ve benim yaşım da şu anki gücüm de bunu halletmeye müsait değil diyor. Çok modern bir davranış aslında. Kendi
eksikliklerini veya gücünün farkında ve bir papanın vefatına kadar orada olmasının Hristiyanlarca beklenmesine rağmen, bu görevin adeta ilahi bir görev olarak adedilmiş olmasına rağmen, yanlış belirlenecekti eğer böyle olmasaydı, bundan vazgeçmiştir. Yani kendisini emekliye ayırmıştır. İkincisi, Orta Doğu siyaseti bakımından bir Hristiyanların ne kadar denge unsuru olmuş olabileceğini, Batı'yla ve Orta Doğu ilişkileri açısından bizim birazcık daha fazla değerlendirmemiz lazım. Çok sayıda kilise var ve çok sayıda kiliselerden 11 tanesi Latin Katolik olmaksızın Katoliktir. Ermeni Katolik, Süryani Katolik, Maroni, Melkit gibi. Bunlar da bir şekilde orada vardır ve Orta Doğu siyasetinde yer alması ve denge unsuru oluşturacak olduğunu düşündüğümüz bu kiliselerle papalığın önemli bir münasebeti var ve onların onun himayesini beklemek durumundalar ve sanıyorum bu da dile getirilmiş olmalıdır bu ziyarette. Bizim bunu ihmal etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela verdiği mesajlardan çok bir dikkat çektiği de noktalar var. Mesela Hristiyanlığın nasıl bir denge unsuru olduğu, sizin söylediğiniz gibi Orta Doğu'da. Mustafa Hocam'ı beklettik ama Putin açılışını sizinle yapalım o zaman. Çünkü içeriden baskı var, üzerimde reklama gitmem lazım. Peki. Önce. Çok kısa bir reklam arası şimdi. Yıl olmuş 2015, kredi almaya hala şubeye giden var. Ho 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 diye gülerler kardeşim. Yeni yılın ihtiyaçlarına internetten masrafsız düşük faizli kredi enpara.com'da. Bankadan güzeli. Beşiktaş, artık her anında bu sevda senin yanında. Müjde! Habertürk kültür turları başlıyor. Pronto Tur işbirliği ile toplam 10 çifte Barcelona seyahati şansı. Gazetenizin üstündeki şifreli şans kartını kazıyın, 10.21'e kısa mesaj olarak gönderin, anında Barcelona seyahati çekilişine katılma hakkı kazanın. Barcelona seyahati şansı için cumartesi ve pazar gazete Habertürk alın, şanslı 10 çiften biri siz olun. Şans kartınız ve katılım koşullarının detayları bu hafta sonu gazete Habertürk'te. Papa'nın Türkiye ziyaretinin öne çıkan mesajlarını, noktalarını ele almaya çalıştık. Bir diğer ziyarete geçiyoruz şimdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti. Onun da önemli mesajları, alt metinleri, üst metinleri var, ona bakacağız. Putin'in ziyareti Türkiye-Rusya ilişkileri açısından konuşuldu, Rusya-Batı ilişkileri açısından konuşuldu. Hepimiz Türkiye'de doğalgaza indirim geliyor, fiyatlarına indirim geliyor başlığını öne çekerken bir gelişme daha yaşandı. Önemli bir gelişme, o da Güney Akım Enerji Projesi ile ilgiliydi. Neden rafa kaldırmaya karar verdi Rusya ve bu niye önemli, çok kısa bir hatırlatalım size. Açıklama Avrupa'yı sarstı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazını Avrupa'ya taşıması beklenen Güney Akım projesinin iptal edildiğini duyurdu. Proje, Rusya çıkışlı gazın Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giriş yaparak kıtaya dağıtılmasını öngörüyordu. Ancak özellikle son dönemde Ukrayna konusunda Rusya ile yaşanan gerginlik, projeye dair planlara da gölge düşürdü. Avrupa Birliği'nin projeye itirazları vardı.
Rus enerji şirketi Gazprom'un yöneticisi Alexey Miller konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Güney Akım yerine Türkiye'de 63 milyar metreküp kapasiteli yeni bir boru hattı inşa edileceğini bildirdi. Miller, Türkiye'ye gelecek yeni boru hattının Yunanistan sınırında oluşturulacak dağıtım merkezine yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgaz getirilmesine olanak sağlayacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ortak basın toplantısında Yunanistan sınırında enerji merkezi kurmak için Türkiye ile bir ön mütabakat imzaladıklarını açıklamıştı. Ankara teklifin değerlendirildiğini açıkladı. Bu gelişme Batı basınından nasıl ele alındı ve nasıl yazıldı, çizildi bu konu? Bir de ona bakmak isteriz. New York Times kazanan Türkiye dedi. Wall Street Journal karar Avrupa'yı karmaşık bir duruma soktu yorumunu yaptı. Türkiye ile Rusya arasında enerji alanında atılan yeni adımlar dış basında geniş yer buldu. Güney Akım doğalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesinin ülkeye sağlayacağı ekonomik kazanıma dikkat çekildi. New York Times eğer bir kazanan varsa o da Türkiye dedi. Gazete Putin'in Güney Akım doğalgaz boru hattının Bulgaristan yerine Türkiye'den geçebileceğine yönelik açıklamalarına dikkat çekti. Associated Press de haberi Türkiye ve Rusya doğalgaz pazarını sarsacak başlığıyla servis etti. Güney Akım projesi kapsamındaki boru hatlarının Türkiye'den geçmesinin ülkeyi büyük bir enerji terminaline dönüştüreceğine işaret etti. Reuters haber ajansı ise yaklaşık 40 milyar dolarlık Güney Akım projesinin Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki kriz nedeniyle iptal olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın projeye yeni ortak olarak Türkiye'yi seçtiğini yazdı. Haberde ayrıca Putin'in Güney Akım konusunda blöf yapıp yapmadığı sorgulandı. Reuters, Rusya'nın Türkiye'ye sattığı gaz fiyatında indirime gitmesinin de projeye yönelik kuşkuları artırdığını öne sürdü. Öte yandan Wall Street Journal, Putin'in Güney Akım projesinin güzergahına yönelik kararını sürpriz olarak niteledi ve bunun Avrupa'yı karmaşık bir duruma düşürdüğünü savundu. Şimdi Mustafa Hocam, ara sıra biz meslektaşlarla konuşurken deriz ki Türkiye'de dış politika programı yapmak ve izletmek çocuğa kereviz yedirmek gibidir. Böyle aç ağzını evladım, bu senin için faydalı demek gibidir biraz. Şimdi dolayısıyla şu Güney Akım'ı da biraz benzer bir başlıkla ele almak isteriz. Bunu konuşmamız lazım çünkü bu önemli. Neden önemli özetlemeye çalıştık ama Rusya-Batı ilişkileri zaten hayli gergin Ukrayna sebebiyle. Bu iptal anonsu, bunun rafa kaldırıldığının da duyurulması ne anlama geliyor yine Avrupa Birliği Rusya ilişkileri arasında? Siz bize bir açıklar mısınız? Oradan başlayalım. Peki, bir kere Güney Akım'ın ne olduğunu söyleyelim de belki bilmeyen vardır. Güney Akım aslında Rusya'nın Avrupa'ya gaz gönderdiği hatları çeşitlendirme çabasının bir tezahürüydü. Batı'ya Ukrayna üzerinden büyük ölçüde gönderiyor gazı. Bir de tabii Kuzey Akım denilen bir hat üretti. O hatta aslında Baltık Denizi'nden doğrudan Almanya'ya inen bir hat. Dolayısıyla Ukrayna'dan geçmekten kurtulmuştu. İkinci bir hat üretmek istedi yine Avrupa'ya giden. Tabii bütün Avrupa'da aslında enerji piyasalarında tartışılan önemli bir şey çeşitlendirme. Hı. Yani kaynağın ve yolların çeşitlendirilmesi. O da Rusya'ya bağımlı oldukları için dış politika üretemiyorsun bu sefer. Zorlanıyorsun. Yoksa evde bağımlılık arttıkça yani %100'e varan bazı ülkelerde, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde %100'e varan Baltık bir bağımlılık. Baltık ülkelerinde öyle. En az da galiba var. Fransa mı? Bulgaristan'da var. Evet. Almanya o kadar değil. Fransa tabii nükleere yoğunluk verdiği için o kadar değil. Bu çeşitlendirme argümanına karşı da Rusya'nın bir önerisi olarak gündeme geldi Güney Akım. Yani Karadeniz'in altından, deniz yatağından geçip Bulgaristan'a çıkacak, oradan da Avrupa'ya gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Fakat tabii aslında bu bir oyun bir anlamda. Çünkü çeşitlendirilen hatlar, yani Kuzey Akım var, Güney Akım var, Ukrayna'dan geçen var ama hepsi Rusya'dan gelen gaz. Şimdi Avrupa ile Rusya arasında bu gazla ilgili olan tartışma ve gerilim aslında Ukrayna'dan çok önceydi. Yani Kırım olayından ve diğer gelişmelerden çok önceydi. Ve esas mesele aslında Avrupa'daki rekabet hukukuna aykırı bir süreç var burada. Çünkü Rusya dediğimiz şey aslında burada çok fazla aktör de yok. Rusya derken Gazprom'u kastediyoruz. Hı. Gaz deyince Gazprom'u kastediyoruz. O da Kremlin'le bağlı zaten. Evet. Yani görünen ya da görünmeyen şekillerde. Ve Avrupa Birliği'nin özellikle komisyonun itirazı başından beri gazın sahibi olan Gazprom'un boru hattını da döşeyerek
Avrupa'da bu boru hattı üzerinden gaz dağıtımı işine girmesi ve bir anlamda gazda tekelleşmesine itiraz ediyordu. Ve zaten Bulgaristan'ın da bunu onaylayamamasının arkasında yatan esas neden de bu. Ukrayna meselesi üstüne geldi, ambargolar vesaireler, ilişkinin siyasi olarak gerginleşmesi, o biraz daha bunu çeşitlendirdi ya da çetrefilleştirdi diyebiliriz. Dolayısıyla esas sorun aslında buydu. Putin'in Türkiye'de yaptığı açıklama, yani ben açıklamayı da dinledim, hani tercümede bir hata yoksa, herkesin söylediği gibi bu proje bitti demedi, boru hattı yapılmayacak demedi. Başka bir aşamaya taşıdı olayı. Eğer Bulgaristan bunu onaylayamıyorsa biz de o zaman boru hattının yapımına başlayamayız. Dolayısıyla Bulgaristan bundan şu kadar milyon dolar zarar edecek. O zaman Türkiye'den bir hat yaparız dedi. Şimdi eğer son 30 yıldır ki bu boru hatlarıyla ilgili olan müzakereleri ve tartışmaları izliyorsanız aslında bu bir adım daha. Yani müzakerelerin bir aşaması bu. Sonuçlanmış bir şey yok. Bu Avrupa'ya karşı evet. da kullanılmış bir koz da olabilir rahatlıkla. Bence Türkiye tarafı da o yüzden çok temkinli karşıladı. Yani dikkat ederseniz hükümetten hiç öyle çok büyük heyecanla aha ne kadar güzel bunu yapıyoruz gibi bir açıklama da gelmedi. Çünkü onlar da olayın farkındalar. Bu bir pazarlık süreci hala. Türkiye'ye gelebilir de ama bence gelmeme ihtimali de yüksek. Çünkü Rusya'nın ve Putin'in bu boru hattını daha önce de Türkiye üzerinden geçirme imkanı vardı ama onu tercih etmediler. Evet. Yani güney akımı illa Karadeniz'in altından Bulgaristan'a götürmeleri gerekmiyordu. Şimdi söyledikleri hattı da yapabilirlerdi. Mavi akım çok kısa bir alandır, en kısası odur. Onu daha önce de tercih edebilirlerdi ama tercihlerini o yönde kullanmadılar. Sayın rektörüm ama şartlar değişmedi mi? Değişti tabii, değişti tabii. Ama bence kesin bir dönüş söz konusu değil. Yani şunu diyorum, Avrupa Birliği bugün pozisyonunu değiştirse, tamam biz alıyoruz bunu. Rusya'ya yönelik pozisyonunu. Rusya'ya yönelik pozisyonunu. Dolayısıyla Rusya tekrar oraya dönebilir. Ama sanki yani Türkiye üzerinden geçmesi herkes açısından tam bir kazan kazan senaryosu olacak. Çünkü Türkiye sadece geçiş ülkesi olmayacak, onun toplandığı bir yer olacak. Ve farklı kaynaklardan gelen gaz da alınacak ve Avrupa'ya satılacak. Dolayısıyla Avrupa açısından bu en azından dağıtım tekelinin kırılması Türkiye üzerinden gelen enerji açısından olacak. Bir de çeşitli yani yarın öbür gün bu hat gerçekleştiği zaman belki İsrail gazı da Türkiye üzerinden çıkacak. Yani Kıbrıs'ın elindeki az miktarda da olsa gaz da Türkiye üzerinden çıkacak ve Kuzey Irak gazı da Türkiye üzerinden, Türkmen gazı da, Azeri gazı da Türkiye üzerinden çıkacağı için yani o zaman bir kaynak çeşitlenmesi Türkiye toprakları üzerinde gerçekleşecek. Bu Avrupa açısından kabul edilebilir bir alternatif olacak. Ayrıca Türkiye açısından da çok önemli çünkü birdenbire bu yıllarca konuşulan yani enerji dağıtım merkezi haline dönüşecek. Yani birdenbire stratejik konumu farklılaşacak. Avrupa açısından farklı anlamda bir değer kazanacak. Dünyanın Türkiye'ye bakışı kaçınılmaz olarak değişecek. Yani biz gaz üretmeyeceğiz ama üretilen gazın dağıtımında yani transit taşınmasında değil dağıtımında önemli bir ülke olacağız. Tabii bu hayale kapılmamızı gerektirmiyor. Bazıları hani Van'a elimizde olacak, isteyene satacağız, istemeyene satmayacağız gibi şeyler düşünüyorlar. Böyle bir şey tabii ki olmayacak ama ne olursa olsun algı Türkiye konusunda farklılaşır. Peki, burada bir şey itiraz edeyim de aslında bütün bunlar doğru ama bütün bunlar doğru olduğu için orijinal olarak Türkiye üzerinden geçirmek istemedi Rusya ve evet, Avrupa Birliği. Yani bütün doğru. Bunlar Türkiye'yi çok fazla öne ve merkeze çıkartıyor ve çok fazla kontrol noktasına evet. çıkartıyor. Yani kimsenin çok istemeyeceği kesinlikle. Ama olduğu zaman da yararlanacak. Evet. Yani burada önemli bir şey daha var. Pardon. İlk Rus gazı Türkiye'ye geldiğinde o bizim anlaşmamız yani şu ana kadarki Rusya'dan aldığımız gazı biz satış yapamıyoruz tekrar. Yani Rusya ile yapılan anlaşmanın içeriğinde madde var. Rusya'dan aldığımız gazı biz sadece Türkiye'de kullanıyoruz. Çünkü Rusya hiçbir zaman buna rıza göstermedi. Evet. Ama şu andaki konuşulan modelde aslında bu güney akımı başka bir kanaldan kurma modeli geçiriyor. Ve aslında Avrupa Birliği'nin rekabet itirazını da ortadan kaldırıyor. Çünkü dağıtım Türkiye sınırında yapılıyor ve Avrupa'ya Türkiye sınırına dağıt verilecek. Ya benim şöyle soru gibi bir şey var. Şimdi bu bana Türkiye'nin kendi ihtiyacını garantiye alması açısından daha önemli geliyor açıkçası. Bir fakat tabii aynı zamanda da Rusya'ya olan korkunç bağımlılığı biraz da daha fazla yükseltiyor. Onun ne kadar sağlıklı olduğu sorusunu sormamazlık edemeyeceğimizi düşünüyorum. O bir. Bir şey daha. İki.
Peki biz Avrupa'daki gaz talebinin, Rusya'dan gelen gaz talebinin geçmişte olduğu gibi yükseleceğinden emin miyiz? Çeşitlendirilmesi. Yani şimdi son 2-3 yılda Rusya'dan aldığı gaz oranı galiba %54'üydü Avrupa Birliği'nin ihtiyacının. %43'e indi. Amerikalıların gaz gönderme ihtimali var. Şimdi o da olduğu takdirde daha da azalacak. Yani bu kömür santrallerini kapatıp yerine gaz santrallerini getirseler bile nüfusu da artmayan, büyümesi ise çok yavaşlamış bir Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde de çok büyümeyecek. Hani bu böyle muazzam öyle bir ihtiyaç var ki hepsi de buradan geçecek. Bana çok gerçekçi gelmiyor yani. Soli, yalnız şeyi unutmamak lazım. Yani petrol fiyatları düştükçe gaz fiyatları da düşüyor. Dolayısıyla bazı yerlerden çıkartılması, Amerika'da çıkartılması ve onun LNG'ye dönüştürülüp Avrupa pazarına ulaştırılması, aynı şekilde Nijerya'dan gelen gazın, Katar'dan gelen gazın LNG şeklinde gelmesi çok daha pahalı ve külfetli hale geliyor. Dolayısıyla yani Rus gazı isteseniz de istemeseniz de, yahut İran gazı, yahut Kuzey Irak gazı, İsrail gazı Avrupa Birliği açısından vazgeçilmez bir unsur haline dönüşüyor. Bir de senin söylediğine istinaden şunu da belirtmekte yarar var. Yani Türkiye kullanamayacağı kadar çok gaz alacak. Bu gazı aldıktan sonra yani isterseniz farklı şekillerde pazarlık etme imkanına da kavuşabiliyorsunuz. Ne, 100'e aldığını 90'a mı satacaksın? Hayır, öyle bir şey yalnız değil ama... Şöyle bir şey var, yani iki tarafı ayırmak lazım. Avrupa'da, Söylen'in dediği doğru, Avrupa'da bir şu anda gaz doymuşluğu söz konusu. Yani evet. Pazar anlamında bakarsanız ve büyük miktarda yeni gazın gelmesine ihtiyacı yok. Sadece çeşitlenmesi gerekiyor, mevcudun kaynağının değişmesi gerekiyor. Fakat Rusya tarafı, Rusya mavi akıma girerken... Aslında Avrupa'ya daha fazla gaz satma niyetiyle girmedi. Avrupa'ya Ukrayna üzerinden sattığı gazı buraya aktarıp Ukrayna'yı izole etmeye ve hatta canını okumayı ve kendine bağlamayı düşündü. Bütün plan buydu aslında. Peki şimdi iyi güzel ama işin biraz politik yanına gelelim, hatta sizinle gelelim Soli Özer. Çünkü şöyle bir soru da konuşuldu, tartışıldı. Rusya Türkiye üzerinden mi Batı'ya res çekiyor diye. Böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyor musunuz? Bir tepki göstermek konusunda. Batı basını da benzer şeyler yazdı. Yani Türkiye'nin bu aralar Batı'yla sıkıntılı dönemeçlerden geçtiği, Rusya'nın Ukrayna sebebiyle sıkıntılı dönemeçlerden geçtiği, bu sebeple Rusya Türkiye ilişkisinin ayrı bir hassasiyetle izlendiği konusu. Böyle bir okuma da yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz? Bunun neresindesiniz? Vallahi katılmıyorum. Çünkü hani bütün bu böyle seviyorum, öpüyorum filanların yanına baktığınızda Türkiye'nin hayatı diye tanımlamış olduğu hiçbir dış politika konusunda Rusya'yla aynı noktada olmadığını görüyoruz, değil mi? Yani Kıbrıs'ta hala 2004 yılındaki referandumdaki hayırla ilgili rapor, Ruslar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde o raporu tartıştırtmadıkları için resmiyet kazanıyor ya da son kabul edilmiş olmuyor. Kıbrıs konusunda Rusların kesinlikle bu işleri halledelim diye bir derdi yok. Karabağ konusunda Rusların bu işin çözülmesi konusunda büyük bir gayret içinde olduğunu söylemek mümkün değil. Suriye konusunda tamamen 180 derece farklı yerlerde durulduğu zaten basın toplantısında filan da ortaya çıktı. Ve Türkiye, beğenseniz de beğenmeseniz, daha bir de dönüp dolaşıp bu programda aynı konuya geliyoruz, NATO üyesi. Rusya değil. Son olarak da 2008 yılından beri Gürcistan ve Ukrayna'da Türkiye'nin Kafkaslarla, o bölgeyle ilgili ne kadar stratejik hesabı varsa Ruslar bunun üzerinden tanklarıyla geçtiler. Bir de tabii Kırım'ın ilhakı meselesi var ki hani konuşmamayı tercih ediyoruz. Çünkü ticari ilişkileri bozmayacağız. Bir de şu ticari ilişkilerdeki hayalciliğe de geleyim. Yani 100 milyar dolar, ben kendim bildiğim bileli 100 milyar, ne 32'de miyiz? 33. Bunun 25'ini de biz ödüyoruz, 7'sini onlar ödüyor. Üstelik Türkiye'nin ihracatında da değer olarak da düşüş varmış. Yani konuştuğumuz zaman bir takım şeyler azıcık verilere dayalı olarak konuşsak, gerçekçi olsak belki hem hayal kırıklığına uğramayacağız ileride, hem de Türkiye'nin pozisyonlarını ve gücünü de daha sağlıklı değerlendireceğiz. Yani doğru söylüyor. Gerçekten 7 milyar dolara varmıyor Türkiye'nin ihracatı. 5.6 filan, 5.6 filan. 7 galiba yani bu en son rakamlarla. 7 milyar dolara ya varıyor ya varmıyor. Ve
dediği gibi de ihracatta ciddi sıkıntılar var. Çünkü Türkiye'den gönderen şirketle alan şirket Türk şirketi. Rubledeki düşüş, ambargolar ve gaz, daha doğrusu petrol fiyatlarındaki düşüş yüzünden rublede yaşanan ciddi düşüşlerde Türkiye'deki ihracatçıyı etkiliyor. Bugün laleli piyasasının ciddi alacağı var. Onlarla ilgili olarak kaygılar söz konusu. Yani ruble üzerinden ödemeye falan çalışıyor sattıkları insanlar. Şimdi tüm bunları düşündüğün zaman evet, gerçekten sorunlar var. Fakat öteki taraftan da yani 25 milyar dolarlık gazı almamış olsak Rusya'dan, başka bir yerden almak zorundayız. Yani bu enerjiyi Türkiye tüketmek zorunda. Peki nedir o zaman? Yani temel taşları nedir? Temel unsurları nedir Türkiye'ye? Yani Türkiye'nin istediği bu ticareti kendi lehine değiştirmek. Mümkün olduğu kadar o gazdan aldığı paranın karşılığında Rusya'ya mal satabilmek. Yani bunun yavaş yavaş zemini de konjonktür olarak ortaya çıkmaya başladı ama zorluklar var tabii ki karşısında. İşte onu ve yani müzakereler sırasında benim görebildiğim kadarıyla bunları da konuştular. Yani bir tarafta Türkiye kendi karşılaştığı sorunları, Türk tarafı kendi karşılaştığı sorunların çözülmesi için Rus tarafından destek istiyor. Rusya da kendi sorunlarının çözülmesini istiyor. Mesela Akkuyu'da 20 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Bunun ödenecek olan vergilerinin %2 düzeyine çekilmesini talep ediyorlar. Onu da bir ayrıca orada vergi muafiyeti istiyor. Yani bizimkiler de vergi muafiyeti vermeye yanaşmıyor. Ona karşılık işte ihracattaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Yani, bu pazarlıklar bir şekilde sürecek ama yani o 100 milyar dolarlık idare ulaşabilir mi iki ülke ticareti? Tabii bunu kestirebilmek şimdiden çok zor. Ama ulaşamaz belki, ama bunun başka bir boyutu da. Ama ideal olarak var olması iyi bir şey. Çünkü bu yani siyaseti motive ediyor. İhracatçıları motive ediyor. Şimdi başka bir boyutu da şu. Ukrayna sebebiyle ambargolar var ayrıca. Evet. Rusya'ya. Ekonomik anlamda da Rusya bunun sıkıntısını hissetmeye başladı. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız realist düşündüğünüzde Türkiye için burada bir ekonomik fırsat doğmuş diye görebiliriz. Bunu da Türkiye kullanmak isteyebilir. Ama dezavantaj da yaratıyor. Yani işte ona gelelim, çünkü bunu Batı nasıl izleyecek, nasıl yazacak, çizecek sormamın sebebi şu. Ben bu NATO zirvesi için Brüksel'deydim son birkaç gündür. Orada çok da aslında ironik bir toplantı oldu. En azından Türk gazeteciler ya da Türk delegasyonu için diyeyim. Sebebi de şuydu. Bir taraftan NATO Genel Sekreteri ne kadar fazla ülke Rusya'ya yaptırım uygularsa, bunların arkasına durursa bu ittifak için iyi olur dediği sırada da Putin Türkiye'deydi. Bir takım ticaret anlaşmalarının imzalandığı haberleri çıkıyordu. Tabii NATO ülkesi Türkiye diye az önce Soylu Özel söyledi. O ironik bir andı tabii. Hani sizin alyansınızın Türkiye'nin nereye baktığının sorgulandığı dönemlerde bu da herhalde ilginç bir dinamik olarak Batı yazıp çizecektir bununla ilgili. O zaman bu Türkiye'nin seçimine Batı nasıl bakar, siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Eğer Rusya'ya yönelik ambargodan Türkiye kendisine yönelik bir ekonomik mantık üretir ve ticari ilişkileri bu açıdan geliştirmeye çalışırsa? Yani tabii ki iyi bakmaz. Yani şeyin istediği, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği. Yani bakmaması çok önemli olmaya da bilir. Yani aynen öyle. Yani nasıl baktığını, nasıl baktığının da çok fazla önemi var mı yok mu, o da ayrı bir tartışma konusu. Yani şunu düşünmek lazım. Yani Batı, Irak konusunda da Türkiye iyi bakmadı. Bir Mart tezkeresi geçmediği zaman, ama yanıldıkları ortaya çıktı şu an itibariyle. İran'la mutabakatı sağladık. Yani Brezilya ile beraber bir mutabakata varıldı. Ona da iyi bakmadı. Başka alanlarda da Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak olan şeylere iyi bakmadıkları oldu. Yani şunu unutmamakta yarar var. Bu konjonktür Türkiye'ye fırsatlar da sağlıyor. Bir takım dezavantajlar da sağlıyor. Bu fırsatlarla dezavantajları dengeleyebilecek olan bir hassas bir politikanın izlenmesi gerekiyor. Az konuşacağız, çok iş yapacağız ve mümkün olduğu kadar Türkiye'ye maksimize etmeye çalışacak karını. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda. Zor bir süreç ama bu süreç sürdürülebilir olan bir süreç. Ve şunu da unutmamakta yarar var. Yani bugün Rusya'ya ambargo uygularlar.
siz de ambargo uygularsınız ve yüzyıllar süren bir rekabeti tekrardan hortlatırsınız. Karadeniz'de karşımıza öcü olarak çıkar Rusya, Kafkaslar'da karşımıza bir tehdit olarak çıkar. Çünkü sınır komşumuz Ermenistan dolayısıyla Rusya. Ve ondan sonra iki gün sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya el sıkışır, Almanya ile bütün sorunlarını çözer. Biz o sorunları çözemeyiz. Şimdi o sorunları çözemeyiz de şimdi ekonomik, politik bu açılara baktık da biz Rusya'yı son dönemde belki de sadece Suriye başlığı altında anıyoruz. Bu bir hatırlatalım onu size. Putin'in ziyaretinde Suriye ile ilgili neler konuşuldu? Ankara-Moskova ortak bir noktaya varabildi mi ya da nasıl istişarelerde bulundular? Bir hatırlatalım. Ondan sonra Suriye konusu ortadayken Ankara ve Moskova ne kadar yakınlaşabilir onu soracağız. Esed rejimini bir defa yok farz etmek gerekir. Önce kapalı kapılar ardındaki görüşmede, ardından kameralar önünde. Erdoğan, Esad'ın gitmesi gerektiğini bir kez daha anlattı Putin'e. Oluşturacağımız bir dayanışma platformuyla bu işlerin üzerine gitmemiz lazım. Yani Esed giderse ne olur gibi bir yaklaşım çok çok yanlış bir yaklaşım. Suriye'de çözüm için üçlü platform önerisi getirdi. Türkiye, Rusya, İran müşterek bir çalışma yapalım. Ve bu müşterek çalışma neticesinde burada bir çözüme varalım. Rusya Devlet Başkanı Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bir saatlik planlanan görüşme 3 saat sürdü. Suriye, Ukrayna, Kırım Tatarlarının durumu hepsi konuşuldu. Kırım Tatarlarıyla ilgili ki bu soydaşlarımızla ilgili bu konuyu çok genişçe ele aldık. Herhangi bir sıkıntının olması halinde de biz direkt olarak bunları görüşebiliriz, görüşebileceğiz dediler. İki ülkenin görüş ayrılığını en keskin yaşadığı konu Suriye. Rusya, Esad'ın en büyük destekçilerinden ama Suriye'de çözüm konusunda iki ülke mutabık nasıl olacağı konusunda yorumlar farklı. Suriye'de bir kaosa müsaade etmek istemediğimiz konusunda da hemfikiriz. Orada çeşitli çitlerim hiç kimse istemiyor. Mesele şu, orada yaşayan, ülkede yaşayan tüm insanlar nasıl kendini güvende hissedebilirler ve yönetim konusunda da nasıl eşit haklar elde edebilirler, bu konuda işbirliği yapmalıyız. Esad'ın gidip gitmemesi konusunda kararı Suriye halkının vereceğini söyledi Putin. Seçimlerde yüksek sonuç aldığını hatırlattı. Erdoğan anında yanıt verdi. Dünyada darbeciler hep yüksek oyla gelirler. %90, %95 böyle oylarla gelirler. Gizli tasnifle seçim neticelenir. Objektif olarak buralarda seçimler yapılabildi mi? Ne dersiniz? Suriye konusu masadayken özellikle Türkiye'nin Suriye politikasında konuşurken hep İran ve Rusya faktörü bu başlık altında anıla gelir oldu son dönemde. Çünkü 180 derece farklı yerlerden bakılıyor. Suriye konusunda ilerleme kaydedilmezse ekonomik politik anlamda ne kadar ilerleme sağlanabilir ya da ekonomik politik anlamda ilerleme sağlanırsa Suriye konusunda da ilerleme kaydedilir mi? Şimdi sanırım Türkiye-Rusya ilişkileri enteresan bir ilişki. Dünyada da çok fazla örneği yok. Çünkü o kadar çok sorun var ki bu iki ülke arasında. Anlaşamadığımız konu sayısı alt alta sıraladığınızda, yani Suriye, Kıbrıs, Karabağ, Kırım, hatta İran, Gürcistan, Karadeniz'deki durum, rekabet çok yüksek Kafkaslar'da, Karadeniz'de falan. Bu ilişkinin başarısı bütün bunları bir kenara bırakıp ya da anlaşmama konusunda anlaşıp ticaret, yatırımlar, turizm üzerinden çok pragmatik bir şekilde kar temelli bir ilişki geliştirmiş oldu. Bunun tabii daha uzun arkada stratejik nedenleri de var. Türkiye açısından kuzeyde büyük bir güvenlik tehlikesinden kurtulmuş olmak ve onu yeniden tehlike haline dönüştürmeme çabası çok önemli. Rusya açısından Batı ile olan rekabetinde hep aslında ta 1960'lardan itibaren başlamış olan Türkiye'yi Batı'dan ne kadar kopartabilirsem kardır anlayışı. Bütün bunlar baktığınızda aslında anlaşamadığımız konular olmasına rağmen bu ticari ilişkileri çok fazla etkilemediğini görüyoruz. O yüzden Suriye konusunda Türkiye ile Rusya anlaşamaz ise çok fazla bir şey değişmez ticaret anlamında. Anlaşırlarsa çok şey değişir.
Yani o anlaşabilsek o zaman bir sürü şeyi etkileyebiliriz. Bölgedeki siyasi gelişmeleri etkileyebiliriz. Bunun eminim ticari yansımaları da olur ama sizin sorunuzun merkezine geldi. Anlaşamamak bence ticari ilişkileri etkilemiyor. Çünkü arkasında Solin'in söylediği gibi 25 milyarlık bir doğalgaz alımı var. Bunu Rusya satmak zorunda. Türkiye de almak zorunda. Yani bu çok çok net bir resim. Ne yaparsanız yapın değişmiyor. Rusya 1980'li yıllardan beri, 70'lerin sonundan beri Avrupa'ya, 84'ten beri de Türkiye'ye doğalgaz satıyor. Bir sürü şey değişti. Dünya değişti. Devrimler oldu, darbeler oldu. Bunda hiçbir değişiklik söz konusu olmadı. Dolayısıyla onun bir kendi mantığı var. Bence o yüzden çok fazla etkilenmez lazım. Bence Turgut Özal'ın da ne kadar büyük bir vizyoner olduğunu da burada söylemek gerekiyor. 1984'te ikinci soğuk savaş en soğuk haliyle devam ederken bu işi yapabildiği için. Sizin çok farklı bir perspektiften ekleyeceğiniz var Kenan Bey. Özellikle belki Ukrayna dinamiği ve... Yani kendi meşgul olduğum alanla ilgili olarak söyleyeyim. Elbette ben uluslararası ilişkilerin tartışıldığı bir yerde biraz deplasmanda hissediyorum kendimi. Ama diplomat geçmişiniz olduğundan ötürü aslında hiç deplasmanda değilsiniz. Evet. Bir de o taraftan bakmak istiyorum. Yavaş yavaş Türkiye'de de dünyada da anlaşılması gereken ve belki de anlaşılmaya başlanan bir konu var. Dini kimlikler üzerinden siyaset yapılıyor. Bugün mezhep savaşları gibi gösterilen o siyasi çatışmalar, ülkeler, cemaatler arasındaki çatışmalar aslında bu kimliklerin adları kullanılmak, onların adına kullanılmak bir yanlış da olsa bunun hiçbir alakası olmasa da dinle İslami terör deniyor. Ya da Batı dünyası bundan bahsediyor, İslamofobiyle alakalandırarak bahsediyor. Ayrıca görüntü olarak da, fotoğraf olarak da Afrika'da, Orta Doğu'da, Pakistan'da öldürülen Hristiyanlar var. Din çatışması gibi gösterilen Filistin konusu da, ayrıca bu gözle de bakılan Filistin konusu var. Irak'a baktığımız zaman, Suriye'ye baktığımız zaman aynı işler söz konusu. Bizim yine üzerinde durmadığımız, fakat Suriye içindeki çatışmalarda Hristiyanlara gösterilen bir takım zulüm, yapılan zulümler de var. İki önemli seviyedeki din adamı kaçırılmış ve hala ne olduğu da belli olmamıştır. Yani bütün bunlar tabii önemli bir iltihap oluşturuyor. Hı. Farkında olmadığımız ama ileride çok kötü sıkıntılar yaratabilecek olan bir vizyon, yanlış bir vizyon da oluşturabiliyor. Şimdi mutlaka Vatikan üzerinden de anlaşılabilir, fakat bugün baktığımızda Patrikhane, Moskova, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı gibi alanlarda da düşünebileceğimiz, barış içinde düşünülebilecek, kullanılabilecek bir yeni bilince ihtiyacımız var. Şimdi siz Brüksel'de olmadan birkaç gün önce Türkiye hemen gelmemişti. Gelmemişti. Tamam, gelişinden önce Papa da Avrupa Birliği ile alakalı. Hı-hı. Ve mesajlarına baktığınız zaman aslında dünya politikasında ne konuşuluyorsa, hatta etik anlamda dünya insanlığın durumu hakkında ne konuşuluyorsa, hakça olmayan bir ekonomiden kadın sorunlarına kadar, barışa kadar, yeni Papa da bütün bu mesajları, bütün bu konuları içine alacak mesajlar verdi. Demek ki bir şekilde Hristiyan kamuoyunu dindarlık adına da böyle mesajlar vermeye alıştırıyor ya da bir şekilde bunun bir perspektif olarak onların zihinlerinde olmasını istiyor. Dolayısıyla bunu ihmal etmemek, siyaset ya da uluslararası siyaset açısından bu dini kimlikler konusunu, hatta dini barış ifadelerini fazla dikkate almak gerekiyor. Biz biliyorsunuz Rusya ile başka bir konuda da rakibiz. Tarihsel bir şey, ne kadar önemi var bilmiyorum ama bu tip değerlendirmelerde olabilir. Her ikimizde, her iki ülkede, devlette 3. Roma olma rekabetindedir. Yani 1. Roma Roma, 2. Roma Bizans ama her Osmanlı'da varisleri olan bizler de demek ki bunu tevarüz etmiş olabiliriz. Moskova'da veya Rusya'da 3. Roma gibi kendilerini düşünürler. Yani bir üniversalist, evrenselce cihan şumulü kasteden bir vizyonu vardır Osmanlı'nın da Rusya'nın. Bu vizyon Ruslar için panortodoksi oldu, panslavizm oldu, Sovyet rejimi oldu. Fakat yeniden bir neo panortodoksiden bahsedilebilir. Diyelim ki kilise açmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Turistleri geldiği için güneyde. Hı. Bu mesela sanıyorum İstanbul Patrikhanesi'ni kızdırıyor olabilir.
ya da bir şekilde Rodos'ta dinler arası diyalog toplantıları, Yunanistan'ın ama Rodos'ta dinler arası diyalog toplantıları Moskova tarafından, Rusya tarafından, daha doğrusu Moskova Patrikliği tarafından finanse ediliyor. Cihanşumul bir şey yapıyorlar, evrensel, uluslararası bir şey yapıyorlar, dinlerle alakalı bir şey yapıyorlar fakat Rusya finanse ediliyor. Hmm. Yani onların böyle bir panortodoksi açısından bir evrensel görüşleri de var. Suriye'de ne kadar etkililer Hristiyanlar üzerinde bilmiyorum. O daha çok Fransızların işiydi. Daha keşke Osmanlı ülkesinin varisleri olarak bizler de oradaki Hristiyanların himaye edilmesi hususunda bir takım görüşlere sahip olsaydık, bugün daha rahatlıkla Suriye politikamızı belki götürebilirdik. Ki onlar bunu istemiş de olabilirler kendi içlerinde. Çünkü böyle bir alışkanlıkları var. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bu dünyadaki farklı Hristiyan cemaatlerinin kiliselerinin kuruluşunda, diyelim ki 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Osmanlı'nın izni olmuştur. Osmanlı neredeyse bunların kurucusu mevkiindedir. Bu devam edebilirdi. Bu dikkat, en azından alışkanlık dikkat olarak devam edebilirdi. Eğer bu bölgede, hatta Avrupa'ya yönelik olarak, dünyaya yönelik olarak bir barış politikamız olacaksa, bu barış politikasının mutlaka bir ayağının da dini değerlendirmeler çerçevesinde bir şeyler yapmakla ilgili olması gerekiyor. Mutlaka, bir de özellikle bugünün çatışmalarında din referansı her yerde. Her yerde var ve yalan yanlış referanslar olmaması için çok hazır olunması lazım. Mesela İstanbul, Anadolu nasıl bir enerji akımı açısından bir merkez görevi görüyorsa, İstanbul'da neden dinlerin kendilerini anlamaları Papa'nın açısından... Papa'nın mesajı da vardı böyle aslında. Evet, bak yani önemli bir mesaj. Yani önemlidir bu. Evet, farklı neden İstanbul ve Türkiye'de bütün bunları hesaba katan ve eski o cihanşumul evrensel zihniyetini de hatırlayarak neden bir etik anlamda, barışçılık anlamında dinlerin kendilerini fark etmeleri adına bir takım gelişmelerde, girişimlerde bulunmasın? Evet, bu vizyonla oluşturmasın mesela. Hı. Bu önemli. Bu vizyonu hareket ettiğinde herhalde Rusya'da başka yerlerden hareketlenme ve belki de alerji hissedecektir ama işbirliği de yapılabilir ayrıca. İşbirliğine yani, dönebilir. Tabii biz çatışmalara çok alıştığımız için bu bölgede işbirliği ikinci aklımıza gelen kelime oluyor. Herhangi bir çatışma kaydı olmaksızın onları aşan bir noktada bir etik beraberlik zemininde neden buluşulmasın, buna farklı dindarlıklar da katılabilir. Mesela ki neticeye bir şey var. Ondan sonra şu güvenli bölge tartışmalarına gelelim. Tamam. Çünkü Rusya Türkiye üzerinden Suriye'ye bakmak mantıklı olacak. Kenan Bey'in söylediklerini dinlerken Türkiye'nin aslında Papa ziyaretiyle bir kurumunun da farkına vardığını düşündüm. Yani bu da Patrikhane. Yani Türkiye'de var olan Patrikhane, biliyorsunuz eskiden Mesut Yılmaz'ın bir lafı vardı. Eyüp Kaymakamı'na eşdeğer sayardı. Onun muhatabı olarak yani, aynen öyle yani. Ve yani işte azınlıktan talih komisyonundan falan bahsedilirdi. Şimdi yavaş yavaş bu, yani eskiden ekümenik olduğunu bile söylemezdi. Siz aynı zamanda bir devlet görevlisisiniz ve onun ekümenik olduğunu söylediniz. Bu bile bir tabuydu, yani bunun üzerinde konuşulamazdı. Şimdi yavaş yavaş biz bunun idraki içerisinde oluyoruz. Umarım bu idrak bizi onların sorunlarını çözmeye de teşvik eder. Biliyorsunuz hala daha 1971'de haksız yere kapatılmış olan bir ruhban okulu var. Bu ruhban okulunu bir türlü açamadık. Yıllardır açacağımızı söyledik. Hep mütekabiliyet olmayan Lozan Antlaşması'ndaki bir mütekabiliyet mantığına dayandırdık ve tıkandık kaldık orada. Umarım bu ruhban okulu da açılır. Bir an önce onların sorunlarını çözer. Sizin dediğiniz gibi Türkiye'de özellikle de İstanbul'da bu böyle bir merkezin kurulması için bir zemin oluştururuz. En azından entelektüel anlamda. Ve etik bir platform, evet. Etik bir zeminde bütün bunların buluşabilmesi ve kendilerini fark etmeleri, tanımlayabilmeleri imkanı. O etik olabilir. Tartışmalara çok hasret olduğumuz günlerdeyse hakikaten biz sürekli bu programda Orta Doğu konuştuğumuz için sizin perspektifiniz bize bir nefes aldırdı. Bir felsefeci ihtiyaç var. Etik dediğimiz için çünkü bu kadar fazla doğru söylüyorsunuz. Bir felsefeci belki bölgenin ihtiyacı vardır. O kadar fazla ölüm, o kadar fazla çatışma anons ediyoruz ki buradan sürekli. Ama şu madem konu Suriye'ye gelmişken bir hatırlatma yapalım size. Bu güvenli bölge tartışmaları tekrar gündemde.
dönemde sınır hattı boyunca konuşuluyordu. Şimdi daha dar bir alandan bahsediliyor Kobani Halep arasında, ama bununla ilgili de net bir bilgi yok ortada. Amerikan basını yazıyor, sonra resmi ağızlar hayır bu noktada değiliz daha diyorlar. O tartışmayı bir özetleyelim, üstüne biz konuşacağız. Washington yalanlıyor, Amerikan basını ısrar ediyor. Amerika Suriye'de güvenli bölge planı hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? Bu tartışma Washington'ın iki numarası Joe Biden'ın Türkiye ziyareti sonrası hararetlendi. İddiayı ilk olarak Wall Street Journal ortaya attı. Habere göre Biden'ın temaslarında Ankara ve Washington orta yolu buldu. Amerika Suriye'de daraltılmış bir güvenli bölge oluşturmaya yeşil ışık yaktı. Ancak iddiaya Amerikan yönetiminin neredeyse tüm kanatlarından yalanlama geldi. Dışişleri, Pentagon ve Beyaz Saray hepsi güvenli bölge gündemimizde yok dedi. Plan Brüksel'deki IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun toplantısında da gündemdeydi. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Washington'ın pozisyonunu yineledi. But it is premature to suggest at this moment of time that we are close to making a decision or moving forward with any form of safe zone or buffer zone at this moment in time. Ancak Amerikan basını yalanlamalara rağmen iddiayı bir kez daha gündeme getirdi. Bu kez Washington Post gazetesi yazdı. Güvenli bölge planını detaylandırdı, farklı terimlerde ifade etti. Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililere göre Obama yönetimi Ankara ile birlikte görece güvenli bölge oluşturma hazırlığında. Güvenli bölge Halep'in kuzeydoğusunda yer alacak, 160 kilometre uzunluğunda ve 32 kilometre derinliğinde olacak. Buraya konuşlanan Özgür Suriye ordusu, Kobani'nin doğusunda kalan bölgelerde IŞİD militanlarını hedef alacak. İncirlik'ten havalanan Amerikan uçakları IŞİD'i havadan vuracak. Türk askerleri de Suriye'ye girecek, muhaliflere karadan destek verecek. Bir yandan da koalisyon güçlerine IŞİD'in koordinatlarını aktaracak. Yetkililere göre plan hem Ankara hem de Washington için bir kazan kazan formülü. Uçuşa yasak bölge ilan edilmedikçe, güvenli bölge 2 ilan edilmedikçe, eğit donat halledilmedikçe ne Irak'ta ne Suriye'de netice alınmaz. Ankara'nın güvenlikli bölge talepleri kısmen karşılanacak. Özgür Suriye ordusu nefes alacak. Karşılığında Amerika'nın İncirlik üssünü kullanma arzusu yerine gelmiş olacak. Öneri Obama'nın masasına kondu ancak başkan henüz onaylamadı. My fellow Americans. Ankara'nın açıklamaları da Amerikan basınıyla aynı doğrultuda. Bu konuda özellikle Amerika ile tutumlarımızın yaklaştığını size söyleyebilirim. Uçuşu yasak bölgenin ya da güvenli bölgenin zorunlu olması gerektiğini savunan ülke sayısının da arttığını görüyorsunuz. Peki Mustafa Hocam, ne dersiniz bu tartışmalara? Yakınında mıyız? Bu Türkiye'nin talep bir bu, uzun süredir dillendirdiği bir talebi. Bir taraftan da yine Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Ayrıca koalisyon diğer üyelerin de bir araya geldiler ve bu Galler Zirvesi'nden sonra ne kadar yol kat ettiler o konuşuldu. Orada da ele alındı. IŞİD'e karşı şimdiye kadar ne yapıldı, bundan sonra ne yapılabilir? Bu öneri size akıllıca ya da realist geliyor mu uygulanabilirliği açısından, ya da ne konuşuluyor olabilir Ankara'da, Washington'da? Biraz kristal küre sorusu, onun farkındayım. Hı. Ama bir taraftan da ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı acaba diye düşünüyor insan. Aynı mantıktan giderek bu kadar çok konuşuluyorsa hakikaten bir şeyler arka planda oluyor anladığım kadarıyla. Amerikan basını bu kadar çok işin üzerine gittiğine göre zaten bizim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması, yine John Kerry'nin konuşmasına baktığınızda hepsi yani bunların konuşulduğuna dair işaret veriyor. Dolayısıyla bir pazarlık, bir süreç devam ediyor. Şimdi ilk ortaya atılan fikirler çok uçuk fikirlerdi. Yani bütün Türkiye sınırı boyunca bir güvenli bölge kurmak ne Türkiye'nin ne bence NATO'nun mesela kapasitesini aşan, zorlayan şeyler. 900 kilometrelik bir hattan bahsediyorsunuz. Yani sadece Suriye değil, biraz belki Irak'ı da işin içine dahil ederseniz. Taktik miydi sizce o Ankara? Yok, yani belki hesapsızlıktı, kitapsızlıktı, bilmiyorum. İlk tepkiydi, ilk girişimdi, onu da bilmiyorum. Pazarlık unsuru olarak da ortaya atmış olabilirler ama çok aşırı yani... Maksimalist bir şey. Ya aşırı maksimalistti ve hani haritaya bakan herkes bunun olamayacağını söylerdi. Ama şu anda söylenen hani 160 kilometre, 32 kilometrelik şey... çok zor
olamayacak bir şey değil, yapılabilecek bir şey. Eğer şeyi hatırlarsanız, Irak'ın kuzeyinde 32. paralelin kuzeyinde kurulmuş olan bölgeyi hatırlarsanız, bu aşağı yukarı ondan biraz daha da küçük bir bölge, dolayısıyla yapılabilir. Ama bu mesela Türkiye'nin tek başına da yapabileceği bir şey değildir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin kapasitesini aşar. Amerika'nın sanırım arka direnmekte olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Amerika işin içinde olmadan bunu gerçekten tam olarak yapmak aslında mümkün değil bence. Yani Amerikan ama uçakları... Zaten Türkiye de böyle bir şey de istemiyor. İstemiyor zaten. İstemiyor. Tamam, mesele biraz da orada düğümleniyor muhtemelen. Birkaç nedenden bir tanesi budur. Çünkü Amerikan başkanı hiçbir şekilde buraya Amerikan askeri ayağı yere değmeyecek dedi. İşte ama uçakların ayağı değecek. İşte benim. Bu hikaye biraz öyle gösteriyor. O arkasında yani bir tanesi bu diye tahmin ediyorum. Bir başkası buna Türkiye'nin liderlik ediyor olmasının da bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela Irak'ta taraf olduğu için Irak'ta kurulduğu zaman fikir ilk yine Türkiye'den çıkmıştı ama işe liderlik eden İngiltere'ydi. Ve kurulduğu zaman İngiltere, Fransa, Amerika esas güçlü, Türkiye onlara destek veriyordu. Yani böyle bir operasyon Türkiye'siz olmaz ama Türkiye'nin liderliğinde eski imparatorluk bölgesinde Türkiye'nin kara askerinin gireceği ve başka ülkenin kara askerinin olmayacağı bir alanda bunu yapmak, o şekilde yapmak istemezler. Çünkü şunu eminim tahmin ediyorlardır. Ben de bir Türk olarak tahmin ediyorum. Türkiye oraya girerse öyle kolay kolay çıkmaz. Şeyi hatırlayın, şu anda Irak'ta, bizim Kuzey Irak'ta bulunan tank birliğimizi hatırlayın. Kaç yıl önce girmişti? 20 küsur yıl önce herhalde oraya girdi, çağrılmıştı. Hala orada duruyor. İhtiyaç olmadığı söylenmesine rağmen, Amerikan işgalinin olmuş olmasına rağmen, Amerikan askerlerinin çekilmiş olmasına rağmen biz hala oradayız. Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkiler bambaşka bir yere. Yani biz oradayız. Dolayısıyla girersek çıkmayabilirler bunlar endişesi mutlaka Amerika'nın kafasında vardır. Üçüncü mesele, ÖSÖ, yani Özgür Suriye Ordusu eğitilecek falan mı? Ortada Özgür Suriye Ordusu yok artık. Kalmadı, dağıldı. Büyük ölçüde dağıldı. Kimin eğitilmesinden bahsediliyor o zaman? Yani söyledikleri Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerden bahsediyor veya işte çatışacak insanlardan. Ama böyle bir yapı yok. Daha dün galiba yeni bir gruplaşma açıklandı tekrar. Onlar Özgür Suriye Ordusu'ndan farklı bir grup. Bunun sorunun aslında bir sebebi var. Yani tabii ortada bir takım insanlar var ki onların eğitiminden bahsediliyor ama sonuçta eğitim sağladığınız insanların yapısıyla ilgili ciddi sorun var. Yani ilgili çok işte, net bir önemli bir kısmı El Nusra'ya katılmış durumda bunları. El Nusra'nın da zaten şimdi adını da herkes farklı söylüyor ama hadi biz IŞİD diyelim. IŞİD'le olan bağlantısı ne kadar var yok, o ayrı bir tartışma. Ve bu tür tartışmalarda, bunu Çeçenistan'da da gördük, Afganistan'da da gördük, Bosna'da da gördük, Irak'ta da gördük. Bu tür çatışmalar uzadıkça tarafların radikalleşmesi ve eğer Müslümansa radikal İslamcı haline gelmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü dışarıdan verilen destekler de ancak bu tür destekler oluyor. Parasal, maddi destekler de daha radikal İslamcılardan geliyor. O yüzden siz de giderek öyle oluyorsunuz. Şimdi Suriye'de olan da o aslında. Şimdi başka faktörler de var. Yani demin Rusya'yı konuştuk. Gelelim o faktörlere, yavaş yavaş da toparlayarak gelmemiz gerekiyormuş. O zaman ama kısaca yani birincisi Rusya'nın bu işlere evet demesini beklemek gerekiyor herhalde. İki, işte İranlılar sonuçta Irak'ta IŞİD'i vuruyorlarmış. Yani önce bir hayır mayır, biz Amerikalılarla işbirliği yapmayız dediler ama diyor. Bu ama anlaşılan vuruyorlar. Şimdi İran'a rağmen de bu işleri yapmaya kalkmak o kadar kolay değil. Amerikalılar İran'la bu nükleer müzakereleri Haziran'a kadar ertelediler. O süre zarfında İran'ı rahatsız edecek bir şey, yeşil ışık yakmaları ihtimali bana çok güçlü gelmiyor. Yani bütün bunlar konuşuluyor. Bir de şu var, yani Amerika'nın içindeki tartışmada da Esad'la işbirliği yapmanın hiç de akıl kârı bir şey olmadığını söyleyenlerin sesi benim görebildiğim hayli gür çıkıyor. Hala öyle. Hayli gür çıkıyor. Eğer Cenevre, yani Mensur'un en başından beri söyledim, Cenevre formülüne uygun şekilde bir konferans toplanarak ileriye doğru adım atılamazsa bu şey durum, muğlak durum daha bir süre devam edecek gibi gözüküyor.
Zaten bu ara bölgede yani güvenli bölgede o muğlak durumun devamı halinde Türkiye'ye gelebilecek geçen hafta yaptığımız yayında olduğu gibi mülteci akımlarını orada karşılamaya yönelik bir ikincisi de Esad rejimi üzerinde baskı oluşturabilecek unsurları bir arada tutmaya yönelik olan bir şey. Bir de şunu göz önünde bulundurmakta yarar var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeye razı olacak olursa ister ilan etsin ister ilan etmesin etkin bir şekilde karşısına Esad rejimini almış olacak. Çünkü ilk defa belli bir toprak parçası uluslararası bir güç tarafından ve Türkiye tarafından kontrol altına alınacak ve yani hocam, korunması altında olacak. Bu bir egemenlik ihlali anlamına gelir. Karşılıklı olarak çatışmaya yol açabilir. Yani bu da Suriye'nin doğrudan doğru rejiminin hedef alınması anlamına gelir. Bir unsur daha var yani. Rusya'nın nasıl bakacağını düşünüyorsunuz bunu ondan sonra siz onu yani Rusya tabii ki hoş bakmayacaktır ama bu yani şöyle düşünün. Bir tarafta Ukrayna var, bir tarafta Suriye var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tercih yapmak istemiyor ikisinin arasında. Ama günün birinde bu tercihi yapacaktır. Yani en azından Ukrayna'nın belli bir kısmını daha Rusya'ya daha yakın olmasını sağlayacak veyahut da Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi karşılığında Suriye'deki çözümü Rusya'nın desteklemesini işte ve şimdi Suriye'nin söylediği Cenevre benzeri bir sürecin gerçekleşmesi ve orada Esad'lı veyahut Esad'sız bir çözümün ama sonunda Esad'ın eğer Esad'lı bir çözüm olursa yargılanacağı olmazsa kaçabileceği veya bir çözümün yani Moskova'da iyi bir imkanla tekabül olabileceği bir çözümün emekliye ayrılabileceği siyasetten bir çözümün olabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım ama bu büyük bir küresel bir pazarlığın sonunda gerçekleşecek. Yani bunu Rusya bedavaya vermez. Suriye hiçbir zaman tek başına Suriye demek değil. Çünkü siz de ona yönelik söylüyorsunuz. Son yorumunu alalım Suriye özelliğine ondan sonra nokta koyacağız. Şey yani herhalde bu Kobani'nin doğusu dedi ama o zaman herhalde Rojava'nın diğer kantonlarını da içeriyor. Bir kanton daha içeriyor. İçeriyor olması lazım. Dolayısıyla bir de Kürt faktörü var işin içinde sanıyorum. Evet o daha teyit edilmediği için hala söylenti boyutunda olduğu için bunlar Kürt boyutu işin içine nasıl girer? İran neden, Rusya neden? Aslında birçok ayrı şey var. Belki planın detayları netleşince ortaya çıkacaktır o da ama şimdilik nokta koymak durumundayız çünkü süremizi aştık ama dünyanın işlerini izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz Papa'nın ziyaretini, Putin'in ziyaretini ve dolayısıyla Rusya-Türkiye ilişkilerini ve son dönemde Amerikan basınının sıklıkla dile getirdiği ama resmi kaynakların henüz doğrulamamış olduğu diyelim güvenli bölge tartışmalarını ele aldık. Haftaya görüşmek üzere. Ama bir de kerevizi kötülediniz.